hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, coşkuyla, candan, kalpten, yürekten selamlıyorum. İyi bir gün, iyi bir öğleden sonra geçirmenizi temenni ediyoruz. Hemen gelin bakalım sıcak haber duraklarımıza, canlı yayın noktalarımıza. İşte 24 ekipleri canlı yayın için son dakika notlarını canlı canlı ekranlarınıza getirmek için tüm hazırlıklarını yaptılar ve şimdi ekranlarınıza geliyorlar. Şemus Çakan, Ceylan Pınar'da sınırdaki son durumu anlatacak. Barış Pınarı Harekatı'nın olası sıklet merkezlerinden birinin de Ceylan Pınar olacağı tahmin ediyordu. Şemus Çakan sınır boyunu adeta kilometre kilometre dolaşıyor ve her noktadaki son dakika notları ekranlarınıza yitiyor. Bakacağız ona birazdan. Ankara'da da bütün bu gelişmeleri yakından ilgilendiren bir süreç devam ediyor. Irak ve Suriye tezkeresi mecliste görüşülecek. Nagihan Akbulut orada bize o tezkerenin hem içeriğini hem de geçip geçmeyeceğini onu bize anlatacak Nagihan Akbulut. Yavuz Oymak İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ekmek nöbetindeki işçilerle beraber her zaman olduğu gibi onların sesi olmaya devam ediyor. Yavuz Oymak'tan da oradaki son durumu, İBB'deki son durumu alacağız. Ve Zuhal Demir, Türk Hava Yolları bir istihdam seferberliği başlattı. Yeni işe alımlar olacak Türk Hava Yolları'nda. Kaç kişi alınacak, ne zaman ve hangi koşullarla müracaat edilecek, Zuhal de bize onu anlatacak. Ama önce İstanbul'dayız. İstanbul'da bir metrobüs kazası var. Zaten bugün bütün gün yağmur nedeniyle trafik felçti. Şimdi az önce Beylikdüzü Haramidere yakınlarında da metrobüs kazası yaşandı. 6 yaralı var. Orada da şu anda metrobüs hattı seferleri durdu. Bir görelim görüntüleri.